Üniversitemiz 10. yıl etkinlikleri kapsamında Türkçe topluluğu tarafından düzenlenen Türk Dil Bayramı etkinliği Üniversitemiz Avşarhan Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı ve Türkçe Topluluğu Akademik Danışmanı Doçent Doktor Hakan Ülper yaptı. Bir toplumu dilinden ne denli soğutur, ne denli dilinden utanacak duruma getirirseniz, zamanla o toplum kimliğinden de utanacak duruma gelmeye başlayacaktır. Tam tersine, diliyle ne denli gurur duyacak bir noktaya getirirseniz, kimliğiyle de zamanla o denli gurur duyan bir toplum haline gelecektir. Bu görüşü destekleyen çok önemli bir sözü Yüce Önderimiz Atatürk şöyle söylemiştir. Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişiminde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Daha sonra oturum başkanlığını Doçent Doktor Hakan Ülper'in yaptığı söyleşiye geçildi. Türk dilinin tarihi geçmişini ana hatlarıyla anlatan yardımcı doçent doktor Rıza Oğraş, Kahramanoğlu Mehmet Bey'in yayınladığı ferman ile birlikte Dil Bayramı'nın kutlandığını belirtti. Türk dilinin tarihi gelişimini ana hatlarıyla çizmek istiyorum. Kahramanoğlu Mehmet Bey'in yayınladığı ferman ile birlikte biz Dil Bayramı'nı kutlamaya başladık. Bu ferman Bibi tarihinden Farsça eserden Türkçe'ye aktarılmış. Bundan geri Divan-ı Dergah-ı Bağırgah'ta Türkiye'den gayri dil kullanılmayacaktır şeklinde bir ferman. Daha sonra konuşan Doçent Doktor Hülya Yazıcı Okuyan ise çektiği fotoğraflarla birçok dükkanın isimlerinin yabancı olduğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz demiş büyüklerimiz. Acaba hiç şu soruyu kendimize soruyor muyuz? Dil bilinciyle ilgili noksanın var mı? Kullandığım dille ilgili noksanın var mı? Acaba ben yazarken, Türkçe'yi yazarken, konuşurken, okuduğumu anlamaya çalışırken, dinlediğimi anlamaya çalışırken, bu konuda bir eksikliğim, noksanım var mı? Bu soruyu sormakla başlamak bence dil bilincinin oluşturulmasındaki ilk adımı oluşturuyor. Çünkü noksanını bilen kişi o noksanı gidermek amacına yönelik çalışmalar yapar, kendini geliştirmeye yönelik. Söyleşinin sonunda Türkçe topluluğu tarafından düzenlenen En Güzel Türkçe Slogan yarışmasında ödül alanlara ve Türkçeyi güzel kullanan öğrencilere ödülleri verildi. Çok güzel. Teşekkür ederim.